Horeyra yanına Lemina nasıl olur demiş. Lemina bir Liverpool iddiaları var Lemina evet. ile alakalı. O süreç herhalde daha tamamlanmadı. Değil mi Murat? Yani Tanış tamamlanmadı. Gündeme geldi. Özellikle İngiliz hı hı. basını bunu ciddi ciddi yazdı. Ben yani oyuncuya çok sıcak değilim açıkçası. Galatasaray kariyerinde çok ciddi sürekli kronik sakatlık yaşayan bir oyuncuydu. Hani çok hı hı. ciddi uzun süreli sakatlıklar yaşamıyordu belki ama yani sürekli yani iki maç oynadıktan sonra üçüncü maçına çıkmama durumu çok fazla yaşandı. Sonraki döneminde yani biraz toparladı gibi ama şu anki durumunu yani son durumunu çok izlemedim ama Liverpool için konuşulması beni çok şaşırttı yani evet, onu sen çünkü diyordun ki Anadolu'da bir evet. takım ancak gider diyorsun. Ben şöyle yani şu anlamda söyledim <laughs> abi bunu. Şimdi Galatasaray'a konuştuğumuz isimler işte Thomas Partey gibi, Gravenberch evet, gibi, Veratti gibi isimler konuşuyoruz. Hani bir anda bundan 3-4 yıl önce Galatasaray'da tutunamamış Lemine'yi gündeme alınca hani ben ondan dolayı biraz bu yorumu yaptım. Bir de aslında Anadolu takımı derken ben Lemina'yı Adana Demirspor'a çok yakıştırıyorum. Yani orada Leminalı, hı hı. işte Belhandalı orta saha kurgusu. Hani Avrupa'da da oynayan bir takım Adana Demirspor. Ha bu anlamda biraz söylemiştim ama tabii Liverpool'un gündemine gelmesi beni çok şaşırttı. Eğer Liverpool'a transfer olursa maçlarında takip etmeyi düşünüyorum. Çünkü merakla beklediğim bir isim. Mustafa Erdem, destek için teşekkürler. Sevgili Mustafa Erdem, bence Ramos artı bir stoper gibi duruyor demiş. Yani Ramos'la birlikte bir stoper daha transfer edilir demiş ama en azından şu an için gelen bilgiler Ramos'un üstüne bir transfer daha stopere yapılması planlanmıyor şeklinde. Ee, asıl planlanan şey 8 numarayı alalım, Ramos'u alalım, transferi büyük ölçüde artık kapatalım şeklinde bir planlama var. Ee, Üveys Bey, Üveys094, diyor çok güzelmiş demiş. Evet ee, Teşekkürler, size böyle kaliteli yayınlar aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de Futbol Plus stüdyosunda canlı yayındayız sizlerle evet. birlikte daha kaliteli içerikler sunmak için bu arada, de elimizden geldiçe geliştirmeye evet, çalışıyoruz. Bu arada Üveys Bey kendisi de bir yayıncı, Öyle farklı mi? bir platformda Selamlar yayın yapıyor. Kendisine. Oyun oyun yayınları yapıyor ve benim de üniversiteden arkadaşım Öyle kendisi. Mi? O da yayınlarımızın müdavimi diyebilirim. Onun ne dışında güzel. bu stoper konusunda tekrar döneceğim. Şimdi Ramos artı bir stoper fikri aslında bana çok mantıklı geliyor. Çünkü şimdi Nelson'dan çıktığınızda sezonun tamamını yani 60 maçlık bir Hı -hı. periyot olacak muhtemelen lig, kupa, Avrupa ki Galatasaray bence Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edemese bile gruplarda üçüncü olsa bile Avrupa Ligi'nde veya Konferans Ligi'nde bir şekilde bir yerlerde Galatasaray sezonun sonuna kadar devam edecek gibi duruyor. Orada farklı isimler de çıktı. Daha önce de konuştuk. Woodfa ismi, Leicester'ın stoperi, Belçika'lı stoperi gündeme gelmişti. Şimdi de tabii Yunus Akgün'ün Leicester'a transferi gündemde olunca yani burada acaba hani iletişim anlamında bir kolaylık sağlanır mı? Butfas için tekrardan bir evet. gündeme gelir mi? Hatta Leicester'dan Endidi de yine gündeme gelen isimlerden biriydi. Hani Yunus transferi acaba bu transferler içinde bir kapı aralar mı? Bu da bir soru işareti. Bu da bir ihtimal tabii. Bu kapıyı da aralayabilir Murat. Doğru bir bakış açısı bence. Bu arada 1100'den fazla izleyenimiz şu an aramızda. Bizleri takip ediyorlar. Az önce Polonya'dan mesaj vardı. Farklı evet. ülkelerden de izleyen izleyenlerimiz var. İzleyenlere şu soruyu soralım Murat. Molde maçı nasıl sonuçlanır? Şu anda sohbete de yazabilirsiniz. Videonun sonunda Videonun altına da yazabilirsiniz. Molde maçı nasıl sonuçlanır? Doğru tahmin eden ilk izleyenimize evet, DNR'dan hediye çeki verelim. Ve şöyle arttıralım. Skoru doğru tahmin etmek birçok kişi yazıyor tabii ki. İhtimalinizi azaltıyor kazanma ihtimalinizi. O yüzden Galatasaray'ın Molde maçı nasıl sonuçlanır? Ve ilk Galatasaray'da golü kim atar? Bunu da yanına yazarsanız kazanan izleyenimize DNR'dan hediye çeki. Hemen şimdi sohbete yazın. Videonun altına da yorum olarak bırakabilirsiniz aynı zamanda. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Çünkü sizler ne kadar çok bu videoyu beğenirseniz daha fazla Galatasaray taraftarına içeriğimiz ulaşabilir. Bu bilgiyi de size aktarmış olalım. Evet şimdi e, bu arada abi Ramos'u konuştuk yani özellikle Beşiktaş'ın açıklaması e, üzerinden. Şimdi Taliska konusu da var biliyorsun yani o mesajda Hı -hı. aslında Taliska'nın ismi de geçiyordu. Şimdi taraftarlar da yani izleyicilerimize de baktığımda Taliska ismini de soruyorlar. Hani ben öncelikle izleyicilere bir şey sormak istiyorum. Lütfen. Taliska'yı isterler mi Galatasaray'da? Çünkü bu... Birkaç gündür ciddi anlamda bir tartışma konusu oldu yani taraftarlar arasında sosyal medyaya baktığında. Hani bir grup e, Taliskayı istiyor her zamanki gibi ama önemli bir e, grupta yani işte Hakim ziyeh geldi, Tete, Zaha gibi oyuncularımız zaten var. Ha bir de üstüne Taliskayı almak hem fazla lüks olur hem de maliyet açısından da tabii yüksek bir maliyeti olacak. Yani bir de takımı da bozar düşüncesi de var. Okan Burun oyun sistemine uyumlu değil düşüncesi de var. Ben biraz sanki artık gerek yok tarafındayım. Özellikle hakim Ziyet transferinden sonra. Ama tabii abi senin düşünceni merak ediyorum. Yani Taliska muhtemelen fark yaratacaktır Türkiye'ye gelse. Ama Galatasaray'ın şu an sanki ihtiyacı olan şey Taliska'dan ziyade biraz da orta sahada o sertliği yükseltecek bir 8 numara. Bir de Sergio Ramos gibi duruyor. Murat çok fazla e, Taliska isteyeceğiz diyen var. Çok evet. fazla Taliska istemeyiz diyen var. Ziyeh varken gerek yok diyen var. Ben de aynı evet. düşüncedeyim bu arada. Yani Ziyeh varken... Mertens varken evet <laughs> çok özür diliyorum. O bölgede oynatabileceğiniz birçok farklı oyuncunuz da varken artık Talişka'ya verilecek bir 15 milyon euro bonservis, oyuncuya verilecek 8-9 milyon eurolar yani bunlar e, bana çok mantıklı gelmiyor. Talişka mı, Sergio Ramos mu dersen Talişka'ya yatıracağım sermayeyi, Sergio Ramos'a yatırırım. Evet ya yani Ramos'un burada yaşı çok ön planda olmamalı bence. De. Olmamalı. Çünkü sezon... artık şeye gitti evet. Murat. Yani e, nüfus kağıdı yaşının önemi az azaldı artık futbolda. Biraz daha böyle artık şeye dönmemiz gerekiyor. Gerçekten fizikken ne durumda? Şu anda bizim ligimizde Sergio Ramos emin ol 25'lik gibi oynar. fiziken çok iyi durumda abi. Daha çok yakın bir zamanda sosyal medyasını da takip ediyorum. Yani sürekli antrenman, bireysel antrenmanlarını paylaşıyor. Fiziği gerçekten çok iyi durumda. Şu an hatta şöyle söyleyeyim. süper Süperlikteki bence çoğu futbolcunun da üstünde fizik olarak. Yani ciddi anlamda hazır tutuyor kendini ki. Sonra zaten antrenmanını izledin mi? Evet onu izledim sosyal medyasında. Yani gerçekten... Hani zaten Real Madrid döneminde işte yapılan röportajlara baktığımda takım arkadaşları Ramos'un hep yani liderlik özelliğini ve profesyonellik özelliğini ön plana çıkarıyordu. Ramos bence hani 40'lı yaşlarına kadar oynayacaktır. Hatta takım arkadaşı Pepe Porto'da hala oynuyor 41 yaşında. Yani Thiago Silva Chelsea'de hala oynuyor Ramos'tan. Yanlış hatırlamıyorsam 1 veya 2 yaş büyük. Premier Lig'de karine devam ediyor. Hani Ramos da Türkiye Ligi'nde bence çok rahat 2 yıl belki 3 yıl bile oynayabilir düşüncesindeyim ben. Reydes Şen demiş ki herkes yabancı kuralını unutuyor. Kimsenin cebinden para çıkmıyor. FM oynar gibi, futbol menajer evet. oynar gibi transfer yapıyor herkes. Realist davranılmıyor. Bu bence şımarıklık. Taliş kalınsa kimi kesecek demiş. Bu da bir görüş tabii ki. Bunu evet. da aktarmış olalım. Mustafa Erden destekleri için teşekkür ediyorum. 8'de hangi futbolcu nokta atışı olur demiş. Önce bu soruyu cevaplayalım Murat. 8'de hangi futbolcu ee, nokta atışı olur demiş. Sonra Officer of the Watch kendisine de desteği için teşekkür etmiş olalım. O da bir destek göndermiş. Fred doğru fiyat olmadığı için alınmadı. Ee, Raşit gibi demiş. Murat da e, evet. bunu da paylaşmış olalım. Mustafa Bey'in sorusu 8'de hangi futbolcu sence Doğru isim olur Murat. Şimdi burada yorumlarda da bakıyorum. Endombele ismi çok yazılıyor. Yani Galatasaray'ın evet. aslında anlaştığını, anlaştığını daha önce Erdem da bu 40 gün evet. bekleyen orta saha konusunda aslında Endombele'yi biraz işaret etmişti. Yani Endombele ile anlaşma sağlandı gibi duruyor ama Galatasaray hani gündeme de gelen farklı isimler var. Hep konuşuyoruz. Sanki o seviyede bir oyuncu bakıyor ama Endombele yani hazır. çok böyle C, D planı gibi şu an. Hani hazır ve çok arkalarda, arka planda bir isim. Ee, i̇lk olarak işte yazılan diğer isimlerden biri Thomas Partey, Veratti ismi yine yazılıyor. Hmm. Rodrigo de Paul ile alakalı da bir gelişme oldu. Onu da aktaralım. Yani oyuncuya Suudi Arabistan'dan çok ciddi bir teklif vardı. Ve oyuncu gitmek istemediğini belirtti. Kariyerine ya Atletico Madrid'de devam edecek ya da Avrupa'da farklı bir takıma transfer olacak. Yani bu da hani tabii Galatasaray geliyor anlamı çıkmaz ama Avrupa'da yani eğer... Atletico ayrılacaksa oyuncuyla yani Galatasaray tekrardan ciddi anlamda gündeme gelebilir.